Merhaba, seni yakaladığıma çok sevindim. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de teşekkür ederim. Ayaküstü Sohbetler'deyiz. Sana birkaç soru sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin. Dijital Green Projesi kapsamında İtalya'ya gittiğinizi duydum. Evet, öyle bir macera yaşadık. Neler yaptınız? Nasıl geçti? Öncelikle biz proje kapsamında gittik. Size de kısaca projemizden bahsederek devam etmek istiyorum. Projemiz Avrupa Birliği tarafından fonlanan Ulusal Ajans destekli koordinatörlüğün Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'ni yaptığı ve yürütücülüğünü de Profesör Doktor Arif Kıvrak hocamızın yapmış olduğu Erasmus Plus KA2 projesidir. Biz bu proje kapsamıyla İtalya'ya gittik. Projede 4 farklı ülkeden 6 farklı işbirlikçilerimiz bulunmaktadır. Projemizin ilk uluslararası toplantısında İtalya'da gerçekleştirdik. Neler yaptınız tam olarak? Kısaca bahseder misiniz? Elbette. Orada 9 gün kaldık. 2 gün Roma'da geçirdik. Diğer 7 günümüzü de Cosenza ilinde geçirdik. Cosenza'da Calabria Üniversitesi'nde bulunduk. Üniversitede sabahları seminerler düzenlendi. Bu seminerler projemizin de dahil olduğu kuraklık, iklim değişikliği, bunlar hakkında konuşmalar yaptı oradaki profesörler. Konuşmalardaki ve bu yapılan seminerlerdeki amacımız bu problemlerin, dünya çapında bulunan bu problemlerin dijital ortamlarda yeşil çözümler bularak daha yaşanılabilir yeşil bir çevreye amaçlamaktı. Üniversitede gezerken laboratuvarlarını gezdik. Üniversite bahçelerinde kurmuş oldukları güneş panelleri ve jeotermal enerjiler bulunmaktaydı. Bunlar üniversite kendi enerjisinin %80'ini bu kurdukları güneş panelleri sistemlerinden karşılıyorlar. Bizlere bunları anlattılar. Bu projeler bizim üniversitemizde de yapılabilir mi? Elbette, tabii ki de. Zaten amacımız bunu yaygınlaştırabilmek adınaydı. Öncelikle kendi üniversitemizde, daha sonra da tüm dünyadaki üniversitelerde bunu yapmayı hedefliyoruz. Bunun yapılabilir kılınmasını hedefliyoruz. Dil konusunda herhangi bir zorluk çektiniz mi İtalya'da gezerken? Hayır, dil konusunda bir zorluk çekmedik. Zaten bu projeye katılabilmemiz için de belli bir dil seviyemizin olması gerekiyor. Söylediğim gibi seminerlerimizde ortak dil olan İngilizceyi konuştuk. Gezerken de İtalyanca bilmiyoruz. Fakat turistik bir yer olduğu için İngilizce konuşup bu şekilde anlaştık. Fakat üniversitenin yemekhanesinde küçük bir problem yaşadım. Size bundan bahsedebilirim. Evet. Yemek alırken İngilizce konuşuyordum. Fakat orada çalışanlar İtalyanca bildikleri için yalnızca bana yardımcı olamadılar. Ben de İtalyanca bilmediğim için derdimi anlatamadım ve ilk gün üniversitede aç kaldım. Sağ olsun sonrasında hocalarımız yardım ederek ortak yolu bulup bir şekilde pizza almayı başardım. Afiyet olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Ki şunu da sormak istiyorum. Bir öğrenci bu projeye dahil olmak için ne yapmalı, ne yapabilir? Bu projeye dahil olabilmek için aslında çok zor değil. Çünkü bu sosyal bir proje. Tüm dünyayı 7'den 70'e bütün insanları kapsayan bir proje olduğu için projemizin yürütücüsüne biz kendimizde bir istek dilekçesinde bulunduk. Katılım dilekçesi yazdık. Söylediğim gibi dil şartı gerekliydi. Temel düzeyde bir İngilizcenin olması, yeşil korunabilir bir çevrede yaşama isteğimizi karşı tarafa aktarabilmek ve buna dair araştırmalar yaparak projemize katılmak çok mümkün. O zaman her bölüm katılabilir mi peki? Elbette, projemize, Erasmus Plus projemize her bölümden öğrenciler katılabilir. Son olarak Dijital Green projesinin süreçlerinden bize bahseder misiniz kısaca? Önümüzdeki dönemde neler yapılacak? Tabii ki bahsedebilirim. Projemiz 2 yıllık bir proje. 2023 yılında başladı. 1 yılını tamamlamış bulunmaktayız. Öncelikle uluslararası İtalya toplantımız gerçekleşti. Daha sonrasında İzmir ve Almanya toplantılarımız gerçekleştirildi. Şimdi de sırada Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nde yapılacak olan uluslararası toplantımız var. Bu şekilde. O zaman çok teşekkür ederim. Arkadaşlar, sizleri de bekliyoruz. Dijital Green projesiyle yurt dışına çıkabilirsiniz veya yurt dışından gelen misafirlerimizi ağırlarken siz de onları bizlerle birlikte karşılayabilirsiniz. Az önce Güngör'ün de söylediği gibi başvuru yapmak için herhangi bir bölüm farkı bulunmamakta. Kimya bölümüne gelmeniz yeterli. Profesör Doktor Arif Kıvıran odasında sizleri bekliyor olacağız. Çok teşekkür ederim Güngör. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Hoşçakalın.